Arkadaşlar merhabalar. Tonguç Akademi'ye hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde nelere bakacağız? Haritalarda yer şekillerini gösterme yöntemlerine bakacağız. Daha önceki derslerimizde ne yaptık? İşte harita nedir? Ölçek nedir? Bunlara baktık. Bu dersimizde de yer şekilleri nasıl gösteriliyor? O haritaları inceleyeceğiz sevgili arkadaşlar. Ama ondan önce size bu haftanın programını şöyle göstereyim arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Ayın 22'si itibariyle bugün saat 18'de Haritalarda yer şekillerini gösterme yöntemlerini inceleyeceğiz coğrafyada. Diğer derslere de arkadaşlar programa muhakkak riayet ediyorsunuz. Onlara da bakıyorsunuz. Derse geçmeden önce size sıfırdan dokuza coğrafya konu anlatımlı kitabından hemen şöyle göstereyim. Değerli arkadaşlar ne yapacağız biz burada? İşte izoips haritalarına bakacağız. Renklendirilmiş haritalara bakacağız. Bakın burada konuların kısa özetlerini görüyorsunuz. Hemen soruları çözüyorsunuz. Özet soru. Böylece ne oluyor? Konu iyice pekişiyor. Ondan sonra ne yapıyoruz? Dinamo soru bankasını alıyoruz, açıyoruz ve konuyla ilgili soruları çözüyoruz. Arkadaşlar konu tamamen pekişiyor. Peki soruyu yapamazsak ne yapacağız? Hemen şu kısma bakıyorsunuz, soruyu gönderiyorsunuz ve hocalarımız sizin sorularınıza cevap veriyor sevgili arkadaşlar. Ve şimdi eğer hazırsanız ne yapacağız değerli arkadaşlar? Konuya başlıyoruz. haritalarda yer şekillerini gösterme yöntemleri neler? Bir tanesi kabartma yöntemi. Ne demek bu? Bir diğeri izohipsi yöntemi ve renklendirme yöntemi. Biz bunları hangi haritalarda kullanıyoruz? Nasıl kullanıyoruz? Onlara bakalım birlikte. Şimdi öncelikli sevgili arkadaşlar, yeryüzünün fiziki özelliklerini gösterebilmek için harita çizimlerinde bazı yöntemler geliştirilmiş. Bakın burada 3 tane yöntem görüyorsunuz. Nedir bu yöntemler? Şuraya baktığınızda bir üç boyutlu görüntü var değil mi arkadaşlar? 3 boyutlu bir görüntü var. Biz bu tür haritalara ne diyoruz? Kabartma haritalar diyoruz arkadaşlar. Şimdi buraya baktığımızda burada neyi görüyoruz? Bazı renkleri görüyoruz. Hangi renkler var? Dikkat edin. Yeşil, sarı, kahverengi, mavi ve mavinin tonlarını görüyoruz. Arkadaşlar bu tür haritalara ne diyoruz? Renklendirme, renklendirilmiş haritalar diyoruz arkadaşlar ya da renklendirme tekniği diyoruz. Peki burada ne var? Burada dikkat edin. İşte buraya 0 metre demiş. Şuraya 20 metre, 40 metre, 60 metre falan. Peki bu çizgiler ne? İşte 20 metre olan diğer bütün çizgiler. Burada da aynı şekilde. Peki burası ne? İşte 40 metre olan diğer çizgiler. Şurası falan. Yani dolayısıyla şu noktayla şu noktaların hepsinin yükseltisi neymiş? 40 metreymiş. İşte burası ne? 60 metre falan. Şimdi böyle ...aynı yükseltilerin birleştirilmesiyle elde edilmiş haritalara ne diyoruz arkadaşlar? İzohips haritaları diyoruz. İzohips haritaları hemen şöyle yıldızımı koydum. Çünkü bunlarla ilgili detaylı bir inceleme yapacağız sevgili arkadaşlar. Peki, buradaki yöntemler kullanılarak çizilen haritalara ee, ne diyoruz arkadaşlar? Fiziki haritalar diyoruz. Fiziki fiziki haritalar neyi gösteriyor? Yer şekillerini gösteriyor değerli arkadaşlar. Ya da diğer adıyla topografya haritaları diyoruz. Topografya da zaten yeryüzü şekilleri anlamına geliyor değerli arkadaşlar. Şimdi öncelikli olarak kabartma tekniği nedir? Buna bakalım. Kabartma tekniği sevgili arkadaşlar. Haritaların e Üç boyutlu görüntüsü yani dokunduğunuzda yükseltiler ellerinize değiyor. İşte parmaklarınızı çukur alanlara falan şu şekilde sokup görebiliyorsunuz yani ne olduğunu. Fakat bu haritalarla ilgili şöyle bir durum var. Şimdi bu haritalar iyi güzel gerçeğin yakın haritalardır bu arada ama... Maliyeti çok fazla. Neye göre? Diğer haritalara göre maliyeti çok fazla. Ve siz ee, normal işte atıyorum bir 60 80 sayfalık bir atlasın içerisine yüzün üzerinde harita sığdırabilirken 100 tane kabartma haritası için kocaman bir odaya ihtiyacınız olacak. Yani bunu taşıyamazsınız. Bir yere de götüremezsiniz böyle 15 20 tanesini falan ama diğerinde götürebiliyorsunuz. Dolayısıyla hani gerçeğe çok uygun olmasına rağmen taşıma güçlüğü ve maliyet nedeniyle çok kullanılmaz değerli arkadaşlar. Ne diyoruz? Yer şekillerinin 3 boyutlu diyebiliriz arkadaşlar. Kabartması yapılarak elde edilir. Bu yöntemle çizilen haritalarda hem yatay ölçek hem de dikey ölçek kullanılabiliyor sevgili gençler. Bu yöntem yer şekillerinin gerçeğe en yakın arkadaşlar gösteren yöntemlerdir. Bu önemli. Bakın gerçeğe en yakın olan haritalar hangileri? Kabartma haritalarıdır. Bu yöntem ile yapılan haritaların taşıması, saklanması, yapımı zor olduğu için fazla tercih edilmez. Tercih edilmeme sebebi neymiş? Taşıma güçlüğü. Ve maliyet diyoruz sevgili arkadaşlar. Şimdi renklendirmeye baktığımız zaman renklendirme bu çok yaygın kullanılan bir haritadır. Fiziki haritalar diyoruz, biz bunlara genel olarak renklerin bir anlamı var değerli arkadaşlar, renklerin bir anlamı var. Mesela yükselti basamaklarına bakın, sıfır metreden işte yükseklere doğru gittiğinizde sıfır ve 200 metre arasını bu tarz haritalarda biz arkadaşlar koyu yeşil olarak gösteririz, tararız. Yani şu haritaya baktığınızda yeşillik ne kadar koyu ise yükselti o kadar azdır ve 200-500 metre arası açık yeşildir. 500-1000 metre arası sarıdır. 1000-1500 metre arası arkadaşlar turuncudur. Ve 1500-2000 metre arası açık kahverengi. 2000 metre üzeri ise kahverengiyle, koyu kahverengiyle gösterilir sevgili arkadaşlar. O zaman ben şu haritaya şöyle bir baktım. Ne görüyorum? Burası Türkiye'nin batısı. Yeşille taranmış. Hmm. Şurası sarıyla taranmış. Burası kahverengiyle. O zaman nedir? Demek ki yükselti buradan buraya doğru artıyor. Yani ben şurası İzmir kenti, şurası Van kenti. İzmir'den Van'a doğru gittiğimde ne olacak? Yükseleceğim sevgili arkadaşlar. Yükseleceğim. Bu onu gösteriyor. Kesinlikle şu hataya düşmeyin. Bazı arkadaşlar yeşille taranan yerlerin e, ormanlık falan olduğunu düşünüyor. Hayır asla. Eğer öyle bir durum olmuş olsaydı, en yeşil yerin Karadeniz olması gerekecekti. Değil mi? Çünkü Karadeniz'de ormanlar çok fazla. Yeşil, sarı ve kahverengi bize sadece neyi gösteriyormuş? Sadece yükselti basamaklarını gösteriyormuş. Bakın bunu unutmayın değerli arkadaşlar. Sadece yükselti basamaklarını gösteriyor. Sevgili dostlar bu yöntem ile fiziki haritalar elde edilir. Yükselti basamakları renk tonlarıyla gösterilir. Bakın mavi ve tonları suları beyaz ise buzulları veya kalıçkalları gösteriyor. Yani eğer siz bu kahverengi noktalara şöyle baktığınızda genelde yüksek yerlerdir ya bunlar. Beyaz noktalar falan görürseniz bunlar ne anlama geliyormuş? Dağların tepesindeki karlar. Bu. Bunu her zaman dağın tepesinde mi görürsünüz? Hayır, kutuplarda deniz seviyesindedir beyaz yerler. Yani beyaz gördüğünüz yer kalıcı karı gösterir. Yükseltiyle bir alakası yok değerli gençler. Şimdi mavinin tonları mesela Ege'ye baktığımızda şöyle Ege Türkiye'nin Ege kıyılarına baktığımızda ne görüyoruz? Böyle açık mavi görüyoruz. Böyle çok koyulaşmamış doğru mu? Ama Karadeniz ve Akdeniz'e baktığımızda böyle birden koyulaşmış falan görüyoruz. Şimdi o zaman şunu söyleyebilir miyim? Yani Karadeniz birden böyle kıyıdan hemen sonra derinleşirken Ege hemen derinleşmiyor. Ege daha böyle sığ. Daha böyle içeriye doğru gittikçe yavaş 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 böyle derinleşiyor. Renklerden anlaşılıyor işte. Renkler eğer hemen böyle mavinin koyu tonlarına doğru gidiyorsa o zaman ne oluyordur? Birden derinleşiyordur sevgili arkadaşlar. Demek ki ben renklendirme yönteminde renklere baktığımda neyi göreceğim? Yükselti basamaklarını göreceğim. Mesela hemen şunu anlıyorum ben buradan. Efendim Marmara bölgesi yükseltisi nasıl? Az, düşük. İç Anadolu bölgesi yükseltisi nasıl? Marmara'ya göre daha yüksek. Peki İç Anadolu bölgesini Güneydoğu'yla kıyasladığımda ne oluyor? Sanki birbirine yakın yükseltide. Ama Doğu Anadolu bölgesine baktığımda nasıl? Oldukça yüksek bir yer sevgili arkadaşlar. Bakın yüksek bir yer diyorum. Yüksek bir yer her zaman engebeli midir? Hayır. Yüksekteki düzlükler de kahverengiyle gösterilir. Şimdi Şuraya bakalım. Verilen bir haritada kahverengi gördüğümüz yerler engebeli midir? Hayır arkadaşlar. Kesinlikle engebelidir veya değildir diyemiyoruz. Ne diyoruz? Yüksektir. Kahverengi gördüğümüz yerler yüksektir. Her yüksek yer gelip engebeli mi? Değil. Yüksek düzlükler var. Yani şimdi şöyle düşünün. Şöyle düşünün. Çıktınız, çıktınız şöyle bir yerde Şöyle de olabilir arkadaşlar, değil mi? Hani bu engebeyi gösteriyor. E aynı şekilde yükseldiniz yükseldiniz. Şöyle de olabilir. Şimdi dolayısıyla eğer bunların rakımı 2000 metre civarındaysa, 2000 metre civarındaysa ne olacak? E burasını da kahverengiyle, burasını da kahverengiyle göstereceksin. Yani önemli olan burada nedir? Yükselti. Yoksa engebeyle falan alakası yok. Peki verilen bir haritada beyaz rengi gördüğümüz yerlerin yükseklik ortalaması fazla mıdır? Bilemeyiz. Bilemeyiz bunu. Çünkü beyaz ne demek? Buzulları gösterir. Buzul kutuplarda sıfır metrededir. Ama orta kuşakta ve ekvatorda çok daha yükseklerdedir değerli arkadaşlar. O yüzden bu beyaz noktasına dikkat edin sevgili gençler. Mesela şuradaki haritaya bakın. Ne görüyoruz? Şurası bakın Grönland. Grönland <laughs> beyazla taranmış. Neden beyazla taranmış? Antarktika. ...beyazla taranmış. Neden beyazla taranmış arkadaşlar? E çünkü burası buzullarla kaplı. Peki, e, Himalayaların tepesi... ...bakın şuralar, Everest falan... ...burada da beyaz noktalar var. Niye? E çünkü burada da kalıç karlar var. Tamam mı değerli arkadaşlar? Bakın... <laughs> ...dünya fiziki haritasına baktığımızda... ...ben buraya ne diyeceğim? Bu dünyanın nasıl bir haritası? Fiziki haritası değil mi? Başlı şöyle atayım... Fiziki harita. Neyi gösteriyor bu fiziki harita? Yer şekillerinin yükseltisini gösteriyor. He o zaman şu gördüğüm kısımlar bakın yeşille taranmış. Nasıl? Alçak yerler. Şu gördüğüm kısımlar sarıyla tarananlar. Nasıl? Orta yükseklikte. Peki kahverengiyle tarananlar ne olacak? Oldukça yüksek sağlar. Peki bizim ülkemiz nerede? Türkiye şurada. Ben Türkiye şöyle bir bakıyorum. Ya Türkiye bir kahverengi hat var ve bu hattın üzerinde yer alıyor gördünüz mü arkadaşlar yani Türkiye'de dünyada oldukça yüksek sahalardan biri bir de şurada böyle bir yüksek saha geldiğini görüyoruz değerli arkadaşlar şimdi izoips haritalarına geldiğimizde ise izoips haritaları ne demek eş yükselti eğrileri arkadaşlar izoipsler yani yükseltisi aynı olan noktaları biz ne yapacağız birleştireceğiz. Deniz seviyesinden itibaren aynı yükselti değerine sahip olan noktaların birleştirilmesiyle elde edilen iç içe kapalı eğriler. Ne demek iç içe kapalı eğriler? Şimdi şöyle bir eğri çizdim ya ben. Bakın kapatıyorum. Kapatıyorum. Açık kalmıyor. Yani şöyle olmaz. Kapanacak iç içe kapalı eğriler. Böyle gidecek. Tamam mı arkadaşlar? Bakın kapanıyor. Bunlara biz ne diyoruz? İzohips ya da ya da eş yükselti eğrisi diyoruz deniz veya göl alanlarında aynı derinlikte olan noktaların birleştirilmesiyle oluşan eğrilere ise bakın burada ne var? Derinlik. Burada neydi? Yükselti burada derinlik. Dikkat edin. Derinlik noktalarının birleştirilmesiyle oluşan eğrilere de ne diyoruz biz? İzobat diyoruz. Yani eş derinlik eğrileri diyoruz. Biz daha çok işin şu kısmı ile ilgileneceğiz tabi. İzoips kısmı ile ilgileneceğiz. Şimdi izoipslere baktığımızda ne gibi özellikleri var? Şimdi bu şekle bakıp ya bu ne demek kardeşim anlamayan bir sürü arkadaşımız olur. Ama çok basit aslında bunlar. Yani bunda korkulacak herhangi bir şey yok. Yani bu sorular böyle çok şeker bal sorular. Konu da öyle bir konu. Şimdi iç içe geçmiş kapalı eğriler. Bakın bakıyorum şöyle eğriler kapalı işte. Hepsi kapalı değil mi? Diyeceksiniz ki hocam e burası kapanmamış. Bak eğri aç. Hayır. Bu gidiyor bir yerden kapanıyor. Çünkü şeklin bir kısmını almış burada. Şimdi ben burada da şu kadarını almış olsaydım. Bakın kalemi koyuyorum şuraya. Şu kadar kısmını almış olsaydım ne olacaktı? Sanki bunlar da açıkmış gibi duracaktı. Ama aslında şeklin devamı var. Tamam mı? İç içe çizilmiş kapalı eğriler. Güzel. Aynı eğri üzerindeki noktaların yükseltisi de aynıdır. Yani F dikkat edin. D. Bunların yükseltisi aynı buraya başka diğer noktaları da koyabiliriz. Bunların da yükseltisi ne olacak? Aynı olacak. Birbirlerini çevrelemeyen komşu eğrilerin yükseltileri de aynıdır. Şimdi bakıyorum. Burada komşu eğri hangisi? Bak, bir bu. Dikkat edin. Öbürü de bu. Bak birbirini çevreliyor mu? Hayır. Çevrelemiyor. E bunlar birbirine komşu eğriler. O zaman bunların yükseltisi aynıdır, değil mi? Yani C'nin yükseltisi A'nın yükseltisi aynı. Doğru mu? Yani C eşittir A diyebilirim buraya. Ee, veya E ve B bunların da yükselti aynı doğru mu? <laughs> Şuraya baktığınızda. İzoipsler arasındaki yükselti farkları haritaların tamamında aynıdır. Bu ne demek? Bu şu demek arkadaşlar. Mesela şu haritadan gidelim. Buraya ne demiş? 400 metre demiş. Doğru mu? 400 metre. Şimdi bu buna komşu mudur? Bakın 400 metre şu şuna komşudur. O zaman burası da 400 metre. Doğru mu? Evet, güzel. O zaman şurası da 400 metre. Doğru mu? Komşular. Güzel. Şimdi bakın. Burası 400, burası 800 demiş. He, bu ikisi arasında ne kadar fark var? 400 metre fark var. Doğru mu? Yani şöyle çizecek olursam ben şu noktadan şuraya doğru gidersem kaç metre gitmiş olacağım? 400'de olduğuma göre 800 metreye gittiğime göre 400 metre. Doğru mu? Peki şu aradaki çizgi nedir o zaman? Yani kaç metreye karşılık gelir o zaman? Burası da 600 doğru mu? Çünkü iki tane aralık 400 metreye denk geliyorsa bir tane aralık kaç metreye denk gelir? 200 metre. E o zaman burası 400, 200 metre çık, 600, 200 metre daha çık, 800 metreye denk geliyor. Şimdi buradaki fark, izohipsler arasındaki fark haritanın her yerinde aynıdır. Şimdi burası 400 ya. Bak ben buraların yükselsini bilmiyorum ama farkı biliyorum. Burası ne olacak çocuklar? 600 olacak. E burası ne olacak? 800 olacak. Burası ne olacak? İşte 1000 olacak. 200 200 gidiyorum. Anlatabildim mi? Ya diyeceksiniz ki "E hocam ama burada şu kadar mesafe var. Burada bu kadar mesafe var. Nasıl ikisi de 200 metre?" Arkadaşlar eğer yaklaşıyorsa birbirine eğim fazladır da o yüzden. Yoksa her yerde izoipslerde ne diyoruz? Yükselti farkı aynıdır haritanın tamamında. Şimdi devam edelim. Deniz kıyısındaki izoips neyi gösterir? Kıyı çizgisidir. Ve unutmayın kıyı çizgisi her zaman kaç metredir arkadaşlar? Sıfır metredir. Yani şurası neymiş? Sıfır metre kıyı çizgisi. Deniz kenarındaki çizgi. Tam bir eğri üzerinde bulunmayan yerlerin yükseltisi bir alt eğri ile bir üst eğri arasındaki e, yükselti değerlerini de ifade edilir. Ne demek bu? Şimdi dikkat. B'yi görüyorsunuz değil mi arkadaşlar burada? B. 100 metre mi? Hayır. 200 metre mi? Hayır. Arada kalmış. E ne diyeceğim o zaman ben buna? E, ortalama bir şey söyleyeyim. 150 diyeyim falan. Hayır arkadaşlar diyemezsiniz. Sadece şunu söyleyebilirsiniz. Burası 100 metreden yüksek B 200 metreden de alçaktır. Yani 101 de olabilir, 199 da olabilir. Ama 200 olamaz. Çünkü 200 olsa tam burası olacak. 100 de olamaz. Çünkü 100 olsa tam bunun üzerinde olacak. Anlatabildim mi? Yani arada kalanlar alttaki ile üstteki arasındaki herhangi bir değerdir sevgili arkadaşlar. Onu siz bulamazsınız. Oklar kapalı çukur, Çanak krater gibi yer şekillerini gösterir ve okların geçtiği her, her aralıkta yükselti azalır. Ne demek? Şimdi şöyle düşünelim değerli arkadaşlar. Bir dağ düşünün. Volkanik bir dağ olsun. Şöyle bir krateri var. Tamam mı? Krateri var. Yani şöyle aşağı doğru iniyorsunuz buradan. Tamam, şöyle çizdim. Krateri var. Şimdi siz buraya geldikten sonra buraya ne yaparsınız? İnersiniz, doğru mu? Aşağı doğru. Bakın buraya doğru inersiniz. Çıktın çıktın yükseldin. Bak yükseldin çıktın. Geldim buraya. Sonra ne yapacağım? Buradan aşağı ineceksin. Şimdi bunu peki ben haritada nasıl göstereceğim? İşte burada da haritada bunu oklarla göstereceğim. Nasıl mı? Şimdi 400 metreden buraya 450 metre yani 50'şer metre gelmiş. Doğru mu yükselmiş? Şimdi bakın 400'den 450'ye. Bir sonraki ne olacak? 500 olacak. Şimdi burası 500 olduğunu ortaya koyduk mu? Koyduk. Güzel. Şuraya 500 metre yazdım. Peki bundan sonra ne oluyor? Lütfen dikkat edin. Ok başlıyor. Bakın ok. Bak görüyor musunuz okları? Ok başlıyorsa ne demektir bu? Artık alçal. Artık alçal. Peki ne kadar alçalacağım? E kaçar metre yükseldiysen o kadar da alçalacağım. Kaçar metre yükseldik? 50'şer metre yükseldik. E o zaman 50'şer metrede alçalacaksın. O zaman burası 500 ise arkadaşlar bir 50 metre daha in. Ne oldu? 450 oldu. Peki ok burada bitti mi? Evet, o zaman sen de artık alçalmayı bitiriyorsun. Eğer ok devam etmiş olsaydı şuralara kadar o zaman sen alçalmaya devam edeceksin. Yani ok ne kadar gittiyse sen de o kadar alçalacaksın. Oku gördün mü? Aşağı iniyorsun. Bu kadar. Bu da önemli. Neler gösteriliyor burada? Kapalı çukurlar, çanak, krater, göl, değil mi? Bunlar bu şekliyle gösteriliyor değerli arkadaşlar. Şimdi gelelim. Eş yükselti eğrilerinin sık geçtiği veya birbirine çok yaklaştığı yerlerde eğim fazla. Demin bahsettik onu. Eğim fazla. Peki seyrek geçtiği yerlerde ne oluyor? Eğim az oluyor. Bakın bu bilgi çok 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 önemli izohipsler için. Eğim nerede az? Seyrek geçen yerlerde. Mesela şurada nedir arkadaşlar? Eğim az doğru mu? Mesela şuralarda nedir? Eğim az. Ama nerede eğim fazla? Bakın şu bölgede eğimin fazla olduğunu görüyorum. Neden? Nereden vardın bu kanıya? E çünkü izoipsler burada birbirine oldukça yaklaşmış, yaklaştıysa eğim fazladır sevgili gençler. Şimdi bakalım burada birinci akarsu ve burada ne var? İkinci akarsu var. Sizce hangi akarsu daha hızlı akıyordur? İzoipslerin sık geçtiği yerde eğim fazla değil mi arkadaşlar? Yani şu akarsu daha hızlı olmaz mı? Evet daha hızlı olur. Bu nasıl akar? Daha yavaş akar. Neden? Çünkü eğim az. Yani eğim fazlaysa şöyleyse akarsu hızlı akar ama eğim azsa akarsu yavaş akar. Şimdi bakalım. Birinci akarsu mu hızlı akıyor? İkinci akarsu mu hızlı akıyor? Şuna birinci akarsu diyelim. Şuna da ikinci akarsu diyelim arkadaşlar. Hangisi daha hızlı? İkinci akarsu. Akış hızı nedir? Fazla. Burada ise akış hızı nedir? Az. Akarsuyun aşındırma gücü. Ya ne kadar hızlı akıyorsa o kadar çok aşındırmaz mı? Evet, yavaş akan akarsu gücü azalmıştır zaten. Neyi aşındıracak? Aşındıramaz. Daha az aşındırır daha doğrusu. Burada nedir? Fazla. Burada az gene. Hidroelektrik potansiyel. Bu ne demek? Hidroelektrik potansiyel. Evet, hidro su demekti. Hidroelektrik yani sudan elektrik elde etme. Peki hangi sulardan elektrik elde etmek daha avantajlıdır? Yavaş akan akarsulardan mı yoksa hızlı akan akarsulardan mı? Bravo bildiniz hızlı akan akarsulardan. Mesela Türkiye'de Doğu Anadolu bölgesindeki akarsulardan daha fazla elektrik elde ediyoruz değil mi? Fırat Nehri üzerinde Atatürk var, Keban Barajı var. Neden? E çünkü çok hızlı akıyorlar da o yüzden. Şimdi hidroelektrik potansiyeli fazla. Hangisinde fazla? İkinci akarsuda bir de nedir? Az. Yol yapım maliyetleri arkadaşlar düz arazide yol yapım maliyetleri nedir? Azdır. Ama engebeli sahalarda fazladır. Tarımda makine kullanımı nerede daha fazladır arkadaşlar? Makine kullanımı daha kolaydır ya da e, birinci akarsuyun olduğu yerlerde neden? Çünkü eğim yok. Burada kullanımı yaygın veya kolay diyebiliriz. Burada kullanımı zor makine kullanımı zor diyebiliriz. Kıta sağlığı, kıta şelfi. Hangisinde daha geniş sevgili gençler? Birinci akarsuda daha geniş, ikincisinde daha dardır. Şimdi devam edelim. Aynı bölgeyi gösteren haritalarda eşit aralık haritanın ölçeğine göre değişir. Küçük ölçekli haritalarda eşit aralık değeri yani ekü distans diyoruz biz şu iki harita arasındaki iki çizgi arasındaki şey ekidistans diyoruz. Eşit aralık değeri arkadaşlar küçük ölçeklilerde büyüktür. Büyük ölçekli haritalarda ise bu küçüktür. Şimdi bakıyorum ben burada şu birinci haritaya. 0, 10, 20, 30 metreyle, onar metreyle gidiyor. Doğru mu? Buraya bakıyorum 100, 200, 300, 400 falan diye gidiyor. Şimdi bakın ben hangisini daha detaylı incelerim? Ölçekleri hatırlayalım bir önceki işlediğimiz konuyu. Bunu çok daha detaylı incelerim çünkü onar metreyle ölçmüş burayı, çok detay vermiş. Burada nedir? Burada çok daha yüksek rakamlar çıkmış. Yani burada ne demek istiyor? Şöyle düşünün gençler. Bakın, bu Türkiye haritası olsun ya da şöyle başka bir kağıt alayım şuraya koyayım. Bakın, bir tane Türkiye haritası çizdim. Tamam, atıyorum burası Türkiye olsun. Burası da Ağrı Dağı olsun. Gene aynı şekilde şuraya bir tane Türkiye daha yaptım. Daha küçük bir ölçekli. Buraya da gene Ağrı Dağı'nı koydum. Şimdi bakın Ağrı Dağı'nın yükseltisi kaç metre? 5000 metre, değil mi? Aşağı yukarı. Şimdi ben burada ağrı dağını eğer izoipslerine ayırmak istiyorsam bakın bir, iki, üç, dört, beş tane çizgi çizebilirim. Beş bin metreye beş çizgi çizdim ya o zaman izoips aralıkları kaçar metreye denk geldi burada? Biner metreye denk geldi. Fakat burada ben 5000 bin metreyi biner çizemem. Çünkü çizersem çizgiler birbirine girer. O yüzden buraya ben bir tane çizgi atarım. Ne oldu? 2500 metre oldu. Şimdi dikkat edin. Bu ölçekli harita nasıl bir harita? Büyük ölçekte doğru mu? Büyük ölçekli haritada rakam 1000 çıktı. Küçük ölçekli haritada ne oldu arkadaşlar? Rakam 2500 çıktı izohipsler arasındaki mesafe. Çünkü bu daha detaylıdır da o yüzden. İşte burada da onu söylüyoruz. Burada hangi harita daha detaylı olacak? Tabii ki burası daha detaylı, burada daha az detaylı sevgili arkadaşlar. Şimdi burada haritalarda bazı ıı, alanlar gösterilmiş ve burada fotoğraflar var sevgili arkadaşlar. Bunlar ne olabilir? Şöyle bir bakalım. Şöyle bir bakalım. Evet şimdi arkadaşlar dağlık bir bölge görüyoruz. Dağlık bölge Buradan nereye denk gelebilir? Şöyle bir bakıyorum. Burada yüksek bir sahi görüyorsunuz değil mi? O zaman bu burayla eşleşebilir mi? Tabii ki eşleşebilir. Burada neyi görüyorum? Ben kıyı çizgisini görüyorum. Kıyı çizgisi neresi? Burası. Yani burası nasıl sıfır metre ise denize ayak bastığınız yeri burası da sıfır metre oluyor sevgili arkadaşlar. Burada ne var? Burada bir delta var. Yani akarsu gelmiş denize dökülmüş. O zaman bu deltanın buradaki karşılığı da neresi oluyor sevgili arkadaşlar? Şurada gördüğünüz saha oluyor. Peki Burası ne oluyor? Bakın tepe, sırt ve yamaç. Buraya çok dikkat edelim arkadaşlar. Sırt ne demek? Yamaç ne demek? Onu hemen görelim. Bakın şurada X noktası var. Ya da burada bir kişi var. Bakın şu şekle dikkat edin. Burada Ali var diyelim. Burada da Ayşe var. Ali ile Ayşe birbirini görebilir mi arkadaşlar? Göremez. Çünkü ne var? Şurada sırt var. Şimdi peki burada Veli olsun. Veli ile Ali birbirini görebilir mi? Evet, neden? Çünkü aynı yamaçtalar. Anlatabildim mi? Bakın, sırt varsa arada birbirini göremezsin. Aynı yamaçtaysan birbirini görebilirsin sevgili arkadaşlar. Peki bu en yüksek noktasına biz ne diyoruz? Tepe. En yükseklerine yani şöyle düşünelim. Bir sıra daha çiziyorum. Şöyle çizdim. Bakın, burada kaç tane tepe var? 3 tane tepe var. Doğru mu? Peki kaç tane zirve var? bir tane zirve var. Zirveyi biz neyle gösteriyoruz arkadaşlar? Zirveyi üçgenle. Yani şuradaki üçgene dikkat edin veya e, da, genelde üçgenle gösteriliyor sevgili arkadaşlar veya işte noktalarla falan gösterilebiliyor. Dolayısıyla bakın tepeyle zirveyi birbiriyle karıştırmıyoruz. Zirve en yüksek sahadır değerli arkadaşlar. Şimdi e, bu nedir? Bu bir vadi. Akarsuyun aktığı kısım. Bakın akarsu akıyor. Şöyle şuraya vadi diyorum. Vadi izoipslerde genelde nasıl gösterilir? Bakın dikkat edin. Akarsuyun geldiği yöne doğru V'nin sivri ucu gelir. Bunu unutmayın arkadaşlar. Bakın V'nin sivri ucu akarsuyun kaynağına doğru giderse o zaman biz buraya ne diyoruz? Bir vadi diyoruz. Bakın burada da ne yapıyoruz? Vadiyi görüyoruz. Şurada da zaten bir ovayı görüyoruz sevgili arkadaşlar. Peki şuraya dikkat edin. İki tepe arasında kalan yer. Bak bu bir tepe görüyorsunuz değil mi şurası? Bu da başka bir tepe. İki tepe arasında kalan yere biz ne diyoruz? Burası çok mühim. Boyun diyoruz sevgili arkadaşlar. Şimdi çevirelim sayfayı. Diğer şekillere bakalım. Mesela burada ne görüyoruz? Bir kapalı çukur. Yani bir gölet. Bakın buraya aşağı doğru ne olmuş? İşte çukur oluşmuş. Bir obruk bu burası sevgili arkadaşlar. O zaman ne yapacağım ben? Bunu oklarla göstereceğim. Nedir bu? Bir kapalı çukurdur. Doğru mu? Kapalı çukur. Kapalı çukur nerede gösterilmiş burada? Dikkat edin. Burada gösterilmiş. Peki hemen şöyle bakalım. Altında bir şelale var. Şelale yani eğimin çok yüksek olduğu yerde acaba burada şelale nerede olabilir? Şelale zaten ancak akarsu da olabiliyor değil mi gençler? O zaman bakıyorum burada olabilir mi? Burada olabilir mi? Burada olabilir mi? Üç tane akarsu var. Hangisinde olabilir? Dikkatlice baktığımda eğimin en sıklaştığı kısımda. Yani burada çat diye sular düşüyor. O zaman izoipler birbirine çok yaklaşmalı sevgili arkadaşlar. Burası da ne olacaktır? Bir şelale olacaktır. Burada ne var? Akarsu getirdiği malzemeleri denizde biriktirmiş. Yani biriktirememiş. Yani bir delta oluşamamış. Delta oluşamadıysa arkadaşlar ne oluşur? Haliç oluşur. Diyeceksiniz ki ya hocam bu ne demek? Haliç ne demek? Delta ne demek? Bakın şuraya basit bir çizim yapıyorum. Şimdi burası kıyı çizgisi olsun. Şurası deniz. Burası da kara olsun sevgili gençler. Şimdi bir akarsuyumuz gelsin şuradan. Akarsu gelsin. Geldi. Akarsu denize dökülürken ne yapacaktır denize dökülürken? Biriktirme yapacaktır değil mi? Yani bu birikmeler eğer üçgene benziyorsa şu şekilde ne oluştu? Delta ovası oluştu. Niye delta diyoruz? Delta üçgen demek zaten gençler. Ve akarsu bunun içerisinden akarak denize akmaya devam eder. Ama bu her zaman böyle olmuyor. Mesela şuradaki şekle dikkat edin. Şuraya dikkat edin. Bunu başka yerde şu alt kısma çiziyorum. Şimdi akarsu geldi. Denize dökülürken biriktirme yapacak. Ama biriktirme yapamıyor belli yerlerde. Özellikle nerede yapamıyor? Okyanuslarda yapamıyor. Neden yapamıyor? Çünkü gelgitten kaynaklı olarak okyanuslar e, akarsuyun getirdiği materyali alıyor götürüyor. O zaman ne oluyor? Okyanus bunun içerisine giriyor ve burada şöyle bir şekil oluşturuyor. Bu sefer okyanus karanın içerisine sokuluyor sevgili arkadaşlar. İşte Haliç dediğimiz şey bu. O zaman... Biz Haliç olarak nereyi gösteriyoruz? Burayı gösteriyoruz. Peki Falez ne? Falez kıyılardaki uçurumlar sevgili arkadaşlar. Bakın buradan görüyorsunuz. Direkt bir uçurum var. Yani denize girmek için ne yapman lazım? Buradan atlaman lazım. Şimdi eğim çok fazla mı? Oldukça fazla. Eğimin fazla olduğu deniz kenarında bakın dikkat edin izoipsler burada çok sık çizilmiş. O zaman ne olacaktır burası da bir falez olacaktır sevgili arkadaşlar. Tamam mı? Bakın kapalı çukur falez ve haliç haritada nerede gösteriliyor? Nasıl gösteriliyor? Gösterdim ben burada. Bu da neydi? Şelale diyebiliriz. Peki bu ne? Bakın çevresine göre yüksekte kalmış bir düzlük. Yani bir platoyu gösteriyor burası. Arkadaşlar yüksekte kalan düzlükte işte şurada gördüğünüz gibi nedir bu da? Bir Platodur değerli arkadaşlar. Hemen harita üzerine de yazalım isterseniz onları. Bakın buraya ne diyorduk? Kapalı çukur. Doğru mu? Kapalı çukur. Oklarla gösterilmiş. Burası ne? Haliç. Burası ne? Falez ve plato ve şelale sevgili arkadaşlar. Tamam mı? Yeryüzü şekillerinin gösterilmesi bu şekildeydi değerli arkadaşlar. Peki izoips haritalarından yararlanarak nasıl profil çıkartılıyor? Yani şimdi siz şu şekle baktığınızda ya bu nasıl bir şekildir? Bunu üç boyutlu olarak hemen görebiliyor musunuz? Hayır hemen göremiyorsanız ne yapacağız arkadaşlar? Profil çıkartacağız. Bu profili nasıl çıkartılır? Çok basit bakın. Şimdi şuradan nasıl gitmiş yükselti? 200-300 diye değil mi? İzoipsler arası kaç metreymiş? 100 metre. O zaman burası kaçtır kardeşim? 100 metredir. 100-200-300. Burası kaç metredir? 400 metredir. Burası 500 metredir. Peki şuralar ne? 500'den fazla. Ama 600 değil. Çünkü 600 olsaydı ona göre bir çizgi daha olması lazımdı. O zaman şöyle yapalım. Mesela şu noktaya dikkat edin. Ben bir profil çıkartacağım ya. Profil şu şekilde olacak sevgili gençler. Bakın buradan yola çıkacağım. Şöyle geleceğim. o tekrar buraya geleceğim. Acaba ne olacak? Bakın 100 metreden çıktım. Yükseldim, yükseldim, yükseldim. 500 metreye geldim. Sonra alçaldım, alçaldım. Tekrar geldim. Peki biz bunu nasıl yapacağız? Bakın 100 metre ya burası. 100 metre hemen şöyle şuradan 100 metre noktasını koydum. Burası kaç metre? 200 metre. Hemen şuraya koydum. Burası 300 metre. Hemen şuraya koydum ve 400 metre onu da şuraya koydum. 500 metre ve 500 metrenin karşılığına koydum. Görüyorsunuz. Ve tekrar şurası 500 metre. O zaman devam ediyorum. Şu 500 metreyi tekrar buraya. 400 metre hemen şu aşağıya. 300 metre şuraya geliyor. Daha sonra ne oluyor? 300 metrenin biraz altına düşüyor ama 200 metre olmuyor. Yani 200 ile 300 metre arasında kalıyor. Hemen şurası tekrar 300 metre ya. Dikkat edin iki komşu izohipsine eşitti değil mi? Burası 300 ise burası ne olacak? O da 300 olacak. Bunu da hemen şöyle çizdim. Burası tekrar 400 olacak. Şöyle 400'ü biraz daha yukarıya yapıyorum ve burası tekrar 400 olacak. Bakın burası 470 metre yani 400'den biraz daha fazla ve tekrar aşağı doğru şöyle çizdik ve 100 metremizi tekrar koyduk. Şimdi ne yapacağız? Yapmamız gereken şey çok basit sevgili arkadaşlar. Bütün bu şeyleri birleştireceğiz. Bakın şöyle geldik, geldik, geldik. Şöyle Şöyle gel 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 gel. Evet. Şu. İşte demek ki ben buradan buraya doğru gittiğimde atıyorum A noktasından B noktasına doğru yürüdüğümde nasıl bir profil izleyecekmişim? İşte bu şekilde bir profil. Yani buradaki adam eğer şuraya gelirse, değil mi? Yani buradan işte çıkacak, 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 çıkacak. Şuraya geldiğinde şuralarda, bir yerlerde olacak bu adam. Burada gene şöyle bir yerlerde. Sonra iniyor. Bak buralarda bu adam devam ediyor. Geliyor işte buralarda falan filan. Böyle aşağı doğru iniyor, gidiyor sevgili arkadaşlar. Profil bu. İzofislerden profil çıkartmak aslında çok kolay. Yani siz şu şekli gördüğünüz zaman hemen üç boyutlu halini düşünüyorsunuz. Ne oluyor? Yükseliyor, alçalıyor, yükseliyor. Devam edelim sevgili arkadaşlar eğim hesaplaması. İki nokta arasındaki yükselti farkı ve gerçek uzaklık kullanılarak ne yapılıyordu? Eğim hesaplanıyordu. Bunu daha önceki videolarımızda da değinmiştik arkadaşlar. Eğimin formülü nedir? Eğim eşittir h. Ne demek? H yükselti farkı demek. Ne ile çarpıyoruz? Yüzle veya binle. Neden? Çünkü eğimi yüzde istiyorsa yüzle, binde istiyorsa binle çarpıyoruz. Ve neye bölüyoruz? Gerçek uzaklığa bölüyoruz sevgili arkadaşlar. Hemen şu soruda bakalım. İki nokta arasındaki yükselti farkı 1800 metre. Yatay uzaklık 3 kilometre ise eğim nedir? O zaman şöyle yapıyorum. Eğim eşittir. Bakalım. Yükselti farkı ne kadarmış? 1800. Hani eğim formülü ne dedik? H çarpı eğimi ne olarak istiyor? Binde istiyor. H çarpı bin diyeceğim ben buraya. Bölü L yani gerçek uzaklık tamam mı yani bu aynı zamanda şöyle de gösterilebilir şimdi yapalım 1800 metre haşın yerine koyduk çarpı binde istediği için binde çarpacağım güzel neye böleceğim 3 kilometreye ama yukarıdaki metre aşağıdaki kilometre olmaz ne yapacağım 3 kilometreyi de metreye çevireyim. Yani 3000 metre yaptım. O zaman ne olacak? 1, 2, 3 tane sıfır gitti. Burada da arkadaşlar 3 tane sıfır gitti. Ee, ne oldu? 1800'ü neye bölüyoruz sevgili arkadaşlar? 3'e bölüyoruz. O zaman e, 600 çıkacak sevgili arkadaşlar. Yani eğim binde 600 yani yüzde 60'a karşılık gelecek. Çeviriyoruz. Bugün neler yaptık arkadaşlar? Bugün biz kabartma yöntemini gördük. Kabartma yöntemi gerçi en uygundu fakat maliyetliydi. Renklendirme yöntemini gördük. Renklendirme yönteminde arkadaşlar kritik ana renkler neydi? Yeşil, sarı ve kahveydi. Yeşil ne demekti? Alçak sarı, orta yüksekte kahve, en yüksek yerleri gösteriyordu. Ve izoips yöntemine baktık. İzoips yönteminde bazı yer şekillerini gösterdik. Hangi yer şekillerini öğrendik arkadaşlar burada? Sayayım. Bakın boyun, sırt, zirve, plato, delta, haliç, falez, kapalı çukur. ve şelale kavramlarını ne yaptık? Öğrendik. Haritada da nasıl gösteriliyor? Bunlara baktık değerli arkadaşlar. Ve ödüllü sorumu bırakıyorum. Arkadaşlar videoyu güzelce izledikten sonra sorularımızı yapıyoruz. Ödüllü soruyla ilgili yorumlar kısmına cevapları bırakıyorsunuz. Bir sonraki ders görüşmek üzere.